Hatay faciasıyla karşı karşıya.
Yağmur başladığı için kapşonlu üzerimi giymek zorunda kaldım. Bundan bahsediyorum. Önce tavuklarımızı bir güzel açıyoruz. Kabımıza yerleştiriyoruz. Tamam, 3 tane yeterli. Daha sonra tekrar poşetine koyalım ki bozulmasın. Önceden ısıttığımız suyla tavuklarımızı bir güzel yıkayalım. Sıcak su olması gerekiyor. Üzerinde mikrop vesaire varsa görmesi için. Derilerini şöyle bir güzel sıyıralım. Çok güzel. Tamam. Aynı işlem hepsinde bu. Daha güzel pişsin diye. Bir güzel yıkayalım. Tamam. Ve suyu dökmeye hazır. Dökebiliriz. Şimdi baharatla zamanı. Önce yağımızı dökeceğiz. Sonra üzerine baharatımızı değirmen yardımıyla bir güzel serpileyeceğiz. Yağ işlemi bittikten sonra değirmenimizi alıyoruz. İçerisinde bir sürü baharat var. Karabiber, kırmızı biber, tuz vesaire. Baharatı dökmeye başladık. Bu şekilde bir sürü baharat dökerek tavuğun her yerine baharat gelmesi gerekiyor ki lezzeti o kadar güzel olsun. Bol bol serpileyeceğiz baharatı.
Şimdi balık tutma zamanı. Bir yandan da su kaynasın, burada çay yapacağım. Yemeğimi yedim. Çayımı içeceğim. Balığımı tutacağım. Kamp tüm hızıyla devam ediyor. Tabii iğneyi göstermememiz lazım. Şöyle yuvarlak yapıyoruz. Biraz da ıslanırsa iyi olur. Hamur gibi. Dağılmayacak bir şekilde şöyle. Orada büyükler var. Ama büyük kaçtı şu an biraz. Eğer büyük oltamı alırsa direkt çekeceğim. Olmadı, birkaç tane koyayım. Ateşim de sönmesin. Çıkarsa belki mangalın üzerine atarız bir tane. Yerin yediğini görüyorum ama büyük yese yemi hemen çekeceğim ama bakalım, balık sabır iş. Şu an iki tane taktım, öyle deniyorum. Büyükler karşıda yüzüyor, oraya atmayı deniyorum. Bildiğin kenarından yiyorlar yemleri. Daha çeken yok. Ama böyle beslersek balık tutamayız. Ve taş yakaladım. O da bir başarı. O taş o iğneye nasıl girdi ya? Böyle biraz iğneleri havada tutmaya çalışıyorum. Alıp kaçarsa diye. Ama çok küçükler var ya. Büyükler biraz temkinli davranıyor. Biraz daha çakallı. Ya bunun iğne diziliminde de sıkıntı var. Çok sık ve yakın iğneler. Bir de çok küçük balık var, bir sürü. Onlar da hemen kenarından yiyerek ekmeği düşürüyorlar. Ekmeği çayın içine düşürdüm. Biraz büyük takıp iğneyi saklamaya çalışıyorum. Bakalım bu sefer ne olacak? Ya şöyle büyük alıp kaçsa direkt çekeceğim. 3 tane su kaplumbağası gördüm. Yok artık ya. Biraz önce yengeç görmüştüm. Burada bayağı hayvan çeşitliliği var. Ben sadece balık var zannediyordum. Oha. Kaplumbağa geliyor ortaya. Hayır, gelme. Gelme. Hedefim sen değilsin. Yavruları da var 3 tane. Biraz sonra göstereceğim. Hadi gösterelim. Bir tane kocaman var.
Su kaplumbağası geldi. Yeni hemen çektim ısırmasın diye. Bakalım biraz oynasınlar yemlerle. Ateşim sönmeden ben bu. Toplandılar, yiyorlar şu an. Doyuruyorum balıkları ya. En azından karınları doyuyor. Ateşim sönüyor. Ateşim. Suyum kaynamadı. Bir bardak çay içmeden gitmem diye düşünüyorum. Hava biraz serinlemeye başladı. Saat 5'i geçiyor. Yolda biraz sürecek. Çayımı içer. Biraz daha balık tutmaya çalışır. Daha sonra da yavaş yavaş yola koyulur. Hava serinliyor, biraz daha üşümemek adına ateş yansın devamlı. Su üstüne çık, onu alayım. Balıkları doyuralım. Su kaynamıyor çünkü ateş yanmıyor. Şunu koyayım. Burada ekmek kurumasın. Biraz yerleyelim ateşimi. Ekmeği hala yiyorlar ya, bitiremediler. Ya büyükler var, onlar çakal biraz, gelmiyorlar. Oo, ıstakoz da geldi yanıma. Küçük küçük ıstakozlar var. Şu büyükler alıp gitse var ya. Mangal hazır. Bayağı işe. Suyun altında şu an savaş var. Ekmek savaşı. Ekmek kavgası orada da var. Yemin biri iptal. Ya şu hedefim büyük. O gelse elim kadar balık var ya. Ama çakal kavgası gelmiyor. Biraz da yemleri büyük yaptık ya.
Yesin diye bekledim o kadar. Yem takacağım ya, böyle olmuyor. Kenarından kenarından yiyorlar ama gelmiyorlar. Isırıp kaçamıyor. Şimdi onu oraya atarsan balıklar doyacak, sana gelmeyecek diyecektim. Çok önemli değil ya. Gelmeseler de olur. Maksat işin zevki, keyfi. Biraz daha küçük yapıyorum şu an. Sadece iğneyi kapatacak kadar. Büyük bir ısırır gibi oldu. Tam ısırmıştı ya. Ah. Aldın götürsene ya.
En büyüğünü istiyorum. Ateşin de sönüyor devamlı ya. Sönmüyor ateşimiz. Ama alev alev de yanıyor. Yemi yalan yaptınız be. Yalan yaptınız yemi be. De burada ateşte uğraşıyoruz. Be. Sık yok be, götürmüyorlar be. Büyük çakal götür be. Çakal götür. Yengeç geldi diye tırstım. Yemem kalmadı. Hepsini yediler. Ya tam ısıracak götürüyor. Hop, koparıveriyor kenarından. Daha küçük yem takarsam belki. Ya şunun içine üstüne bir tane atmadan da gidilmez ki. Tadını merak ediyorum. Küçücük yem takıyorum. Alacağım o balığı. O balık buraya gelecek.
Ateş camımı patlatma bak. Bir çay içeceğim. Çok açıldı. Kasnağım açıldı kasnağım. Haydi çocuklar. Büyükleri istiyorum. Büyükler karşıda görüyorum. Ya, tam ağzına aldı komple ekmeği. Allah sen gel sen var ya sen gel. Elim kadar geçiyor oraya. Sen gelsen nereye gittin? Damak kalmıştı ya. Babaları gelecek babaları. Suyum kaynamak üzere. Çayımı da yapayım. Akşam çayımı içeyim. Sonra ben yavaş yavaş toparlanırım. Kocamanlar toplandı oraya. Ben gidiyorum o tarafa. Vallahi daha gidiyor yolu ya. Ben nereye gidiyor bilmiyorum. Hangi tarafa mı sen? Bilmiyorum, sen gidiyorsun. Son kez. Son kez atıyorum. Çayımı da dökeyim.